Asla yapmak istemeyeceğiniz meslek nedir? İstemeyeceğiniz meslek nedir? Kadın doğum uzmanı. Niçin? Yani yarıyorlar filan, midem bulanıyor. Çöpçü abi. Neden? Garip geliyor insana çöpçülük. Herhalde ebelik olur. Çocuklara çok sevmiyorum. Bir de o iş aklıma geldiğinde midem bulanıyor. Şu an ne işle meşgulüz? Şu an İngilizce öğretmeniyim. Bu hayatta asla yapmak istemeyeceğim meslek nedir? Maske fabrikası. Niçin? Bayağı da iyi para yapıyor bu arada ha. Ablam çalıştı, geceye kadar gelmedi. Aga. Ya kırmış boğazımı. Aga. Beklemiyordum bu cevabı. Harbiden üzüldüm, biliyor musun? Fırıncılık abi. Abi sürekli yoruluyoruz fırında. Evet, gece gündüz çalışıyoruz. Doktor. Kesemem, biçemem, yapamam. Asla yapmak istemeyeceğim meslek abi jigololuk bence. Milletin hırzına geçiyoruz. Bence hiç. Yani hayalini bile kurmayalım abi. Kendi böyle evleniriz, kendi hayatımızla, karımızla falan yaşarız o işi. Polis abi. Niçin? İşleri çok zor, bir sürü insanın iz peşinden koşuyorlar. Bana zor geliyor abi. Buradan tüm polislerimize ne söylemek istersin? Allah diyecek bir şey bilmiyorum ya, futbol güzel. Nasıl yani abi? Ne alaka? Polislerimize ne söylemek istersin? Allah diyecek bir şey bilmiyorum ya. Futbol güzel. Futbol mu? Başka bir şey mi diyor orada? Polislerimizin Allah yardımcısı olsun. Tüm dualarımız onlarla birlikte. Doğru. Asla diyor, yapmak istemeyeceğiniz güzel meslek nedir? Avukatlık. Neden? Bana ne insanların durumundan? Kendiler çözsün. 10 numara. Haklı yani. Amına. Jinekolog. Harbi çözemeyeceğin derdin içine girme diyor. Ben seni kurtarmak zorunda mıyım diyor. Olmak istemem. Jinekolog. Yani ben o bölümü tercih etmem çünkü yapacağım bir bölümde olmaz ve insanların özel şeyini görmek istemem. Savcı olmak istemezdim herhalde. Niçin? Çünkü hani savcılar bir mesela kazada hani kan görüyorlar ya mesela, ben dayanamazdım. Evet. Nasıl? Bir şey söyleyeceğim. Kan gören... Ben mi yanlış biliyorum? Hayır, kan gören meslek deyince aklınıza ilk savcı mı gelir ya? Hayır. Hani doktoru var. Direkt doktor zaten başka. Polisi var. Anladın mı? Polisi düşünmezsin bile. Anladın mı? Evet, doktoru. Evet. Dayanamazdım. Asla yapmak istemeyeceğiniz meslek nedir? Pezevenklik. Pezevenk olman. Abi nedenim var. Pezevenklik yani. Adımız çıkar. Pezevenklik. Şöyle bir atasözü sana söyleyeyim. Arkadaş arkadaşım pezevengidir abi. Arkadaşımdan başka kimseye pezevenklik yapmam. Başka kimsenin pezevengi olunmaz. Bankacılık. Bankalıkçılık. Bilmiyorum hiç, bilmiyorum ki. Çok zor bir meslek. Oturuyorsunuz saatlerce, insanlarla ilgileniyorsunuz. Bir de çok fazla para dönüyor ama küçük bir kısmına sahip oluyorsunuz. Yanlış bir şekilde para verdiğini düşünün. Evet. Başıma da gelmedi değil bu olay. Başımıza geldi. Yanlışlıkla 10 bin dolar hesabımıza gönderildi. Aslında o parayı vermek zorunda değiliz ama sonradan vermiş bulunduk. Hiç mi hediye etmediler bir kısmını? Yok, edemediler. Cumhurbaşkanı olmak. Neden? Çok zor. Herkes memnun edemiyorsun. Valla parası olan... Kont kariyer. Ben her işi yapmaya hazırım. Ne olursa olsun. Abi yanlış anlaşılmasın. Politikacı olmak istemezdim. Ülkenin hali belli işte. Yani politika buysa ben politikacı olmayacağım. Şu an ne yapıyorsunuz abi? Dalış eğitimi. Tamam abi. Türkiye'de yaşamak zor bir şey ya. Meslek yapılacak bir yer değil. Mühendislik. Muhasebecilik. Muhasebecilik. Niçin efendim? Çok yoğun çalışıyor. Babam muhasebeci de ondan. Niçin mühendislik dedin? Aklıma ilk o geldi çünkü. Asla yapmak istemeyeceğiniz meslek nedir? Spluk. Aynen. Neden? Yani ne bileyim, sevmem ya. Zaten kanımda var. İyice de girmek istemem. Masa başı hiçbir iş yapamam. Oturmayı sevmiyorum. Koşturacağım. Aga ben de harbiden sevmiyorum ya. Gerçekten şöyle koşturmalı, zart zurt herhangi bir işe okeyim. Yani hayatın içinde aktif olabileceğim herhangi bir şeye okey olurdum. Ama masa başı iş bana da çok zor geliyor. Büyük bir J sınıfı. Neden? Yani... Söylemem mi gerekiyor sesli olarak? Ben ciddi bir şey konuşuyordum, anlamadım ne demek istediğini. Harbiden. Yayıncısın ya şu an. Ha. Yok lan öyle değil. Öyle değil oğlum, öyle değil. Oğlum şu anda sizle beraber ama bir etkileşim halindeyim. İkisi çok başka şeyler. Tamam kanka. Bilgisayarın başında oturmak eğlenceli bir şey oğlum. Ben şeyden falan bahsediyorum böyle. Nasıl söyleyeyim?
sallıyorum sürekli önüne evrak muhasebe koyuyorlar. Gibi. Evet, sürekli önüne evrak koyuyorlar. Evrak imzalıyorsun. Onu koyuyorsun üstüne, onu imzalıyorsun. Onu koyuyorsun üstüne, onu imzalıyorsun. Masa başı dediğim o. Yani ha, ya oğlum okay. Masa başı iş dediğimizde yayıncılık gelmemeli aklınıza. Oradaki masa başı muhabbeti, masada oturulan her meslek masa başı meslek mi? Ama bak sen cümlene şeyi kattığın için ben onu söyledim. Neyi? İşte koşturayım falan, hani hareket halinde olayım tarzı. Ama söyledin ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu çok etkileşimli bir şey yani. Baksana kaç tane adamla beraber normal muhabbet sohbet yapıyoruz. Bu başka, normal masa başı iş başka bir şey. Yani öyle de işte. Bir de sen söylediğinde anlamadım ya lan diyorum. Hani o kadar kodlamamışım ki. Hani yayıncılıkla masa başı işini. Fark ettim. Hocam ben masa başı işi asla yapamam. Ne olursa olsun. Oğlum niye trip atıyorsunuz o tarz iş yapan insanlar şu anda chatteki? Ben yapamam diyorum. Belki size uygundur, ne bileyim. Ben yapamam. Yani yaparım tabii ki, mecbur kalırsa insan her şeyi yapar. Ama daha aktif olduğum bir şeyi tercih ederdim yani. Benim hayalim polis olmak. Ben göreceğim herkesi yani. Benim vatanıma ihanet edenleri göreceğim. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi bu arada? Gerçekten samimi söylüyorum bunu. Gerçekten samimi söylüyorum bunu. Ne? Siz bana niye trip atıyorsunuz şu anda? Ben onu anlamadım yani. Siz hastasınız. Aynen Efe, biz orospuyuz Efe, aynen. Ne alaka ya? Allah Allah. Tamam abi, sakin ol. Trip atanlar farklı bir kafada. Allah Allah. Abi sakin ol abi. Harbiden ya, anlamadım ki ben de. Aynen Efe, aynen falan filan yazıyorlar böyle. Aynen Efe. Aynen Efe. Aynen Efe. Sen masa başı iş sevme Efe. Tamam. Aynen, tamam Efe, sevme masa başı iş, tamam mı? Aynen Efe. Göreceğim ben. Hesabını soracağız hepsinin. Bütün şehitlerimizin. Efendim asla yapmam diyeceğiniz meslek nedir? Doktorluk. Yani insanları kesiyor vücudunla, iyi bir şey değil bence. Doktor, çünkü ben kana hiç gelemiyorum veya o tarz hastane işlerine. O yüzden doktorluk yapmak istemezdim. Benim yok öyle bir meslek. Tüm mesleklere saygım var. Öğretmenlik. Sıkıcı ya. Sen şu duyarı bir gelsene ya. Her mesleğe saygım var. Benim bütün mesleklere saygım var. Yani burada şimdi yarım saattir yorum yapanların hiçbir mesleğe saygısı yok mu? Adam diyor ki asla yapmak istemeyeceğiz meslek nedir diyor. Ablam bir tane söyle be. Bana gelmez. Benimki doktorluk. Boş günleri olmuyor. Dövüyor. Şiddet uyguluyor. Benim de öğretmenlik. Çünkü ben de psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunuyum. Yani şu an atama yok. Öğretmenlik istemez. Ben de yapamam bu arada öğretmenlik galiba. Kanser. Hele de bir de ilkokul öğretmeni olsan var ya. Beni bir düşünsene öğretmen olduğumu. Oy. Sen delirirsin ama. Böyle şey, birden beşe kadar sınıf öğretmen oluyorsun ya, birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar. Bir şey değil mi? Bizim 8. sınıfta bir tane İngilizce öğretmenimiz vardı. Adama hep Hamile kanserliyorduk. Miydi? Efendim? Ne Esra? Hamile Esra... miydi demiştim de geçti. Erkekti. Ciddiyim bu arada. Belki deniz atıldı. Ve hatta komik bir benzerliğini söyleyeceğim. Kendisi sarışın ve gözlüklüydü. Ha, bana mı benziyor? Aynen. Elemanı hep kanserliyorduk. Hep ama. Hep yani. Bayağı bokunu falan çıkarıyorduk yani. Bir ara hani davalık olmuştu arkadaşlarım dediğim muhabbet var ya. O adam işte. Bak. Biri yazmış bak. Ama... Anaokulu öğretmenliğine doğru ilerleyen ben. Ben sınıf öğretmeniyim Efe. Baksana yazmışlar. Anlat, pardon Mert, böldüm seni. Şaşırdım öğretmen olmasına. Ve adamı ne zaman kanserlesek senin gibi kıpkırmızı oluyordu. O da bembeyaz çünkü. Şaka direkt ediyorsun. Kıpkırmızı. Yok artık. Yok artık. Ya ben yani... şeyi hayal edemiyorum. Yani kendi sınıfımı hatırlıyorum. Birden beşe kadar ki Rabia hocamız vardı. Çok severim Rabia hocamı. Sağ olsun. Yani harbiden eğitimle ilgili değil, sadece böyle her anlamda hayatımızın, karakterimizin temellerini atan bir hocaydı. Çok değerli bu arada bence insan hayatında. Birinci sınıfla beşinci sınıf arasındaki öğretmeni çok fazla şey katıyor çocuklara. Karakterini belki de ortaya çıkartıyor. Ama ben hayatta yapamazdım. Çok sabırsızım oğlum ben.
Çok zor bir şey ya. 20 kişiye istemediği bir şey öğretmeye çalışıyorsun. Öyle bir laf vardı. Efe sen sarışın değilsin ki. Bir gün karşı karşıya gelirsek eğer ki real life'da şu an karşımdan ışık falan var. Bir kaşlarımın rengine bak olur mu? Efe sapsarı bu arada. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir de kirpiklerime bak gözükmüyor ama. Söyle Esra. Efe benim doğum günü videomda tam net çıkmıştım. Bir yerine ses alıp atayım mı? Bir baksın gerçekten sarı mısın değil mi? Atma ya ne? Evet. Sarışınlığımın niye ispatını yapayım? Gerçekten abi eko var. Realde görürse anlar zaten. Sarışın olduğumu. Esmerim. Hayır sarışınsın. Hayır esmerim. Efe yayından önce saçlarını boyuyor arkadaşlar. Oğlum ben o kadar beyazım ki. Bak o kadar beyaz tenliyim ki bu sarışınlıkla bağımsız. Güneş alerjim var benim. Yani 15 dakikadan fazla öğlen güneşinin altında kalınca gerçekten zombi beyazlığı var bu arada. 15 dakikadan fazla öğlen güneşinin altında kalırsam her tarafım kırmızı 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 noktalarla doluyor böyle. Aga be. Çok kötü yazık oğlum. Lan. Çok kötü yazık oğlum. Lan sana. Oğlum yüzemiyorum lan. Yüzemiyorum. Ben akşam 6'dan sonra yüzebiliyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle saçma bir şey söyleyeceğim. Efe'nin modunu sinirli mi, üzgün mü, yeni mi uyanmış, yorgun mu vesaire. Hiç yüzünü dönmeden anlayabiliyorsunuz kol ve ense kızarıklığından. Renk değiştiriyor. Harbi mi lan? Bu kalemun gibi sanırım. Anladın mı sen direkt buraya geldiğini? Anladım kanka. Vay amına. Yani ilk taksiden inip karşıma geldiğinde hani direkt o an olduğun halini söylerdim. Anladım. Yüz ifadene bakmadan. Ben anlamadım bu arada. Bilmezim yani ben. Hangi üniversiteden mezun? Aynen Efe aynen. Biz Milka ineğiyiz aynen. Uşak Üniversitesi. Daha yeniyiz ama yani atama yok yani. Kriz var. Bunu milletimiz bilmiyor. Esnaf. İnsanlar uğraşması çok zor. Ama şu an esnafım. Öyle söyleyeyim. Bir ülkeyi yönetememek. Nasıl yani? Yönetememek yani. Doktorluk. Kandan nefret ediyorum. Hangi şu sohbet. Çok ilginç ya. Esnaf. İnsanlar uğraşması çok zor. Ama şu an esnafım. Öyle söyleyeyim. Bir ülkeyi yönetememek. Nasıl yani? Yönetememek yani. Doktor. Bir ülkeyi yönetememek. Nasıl yani? Yönetememek ya. Doktorluk. Kandan nefret ediyorum çünkü. Hangi mesleği yapmak istemezdiniz? Hiçbir mesleği. Yok hiçbir şey yapmak istemem ben. Çöpçülük. Mahallenin makara tayfası. Bilmiyorum yani midem kaldırmaz diye düşünüyorum yani. Tabii ki doktorluk biraz zor oluyor. Çok da seviyorum ama işte biraz zor olduğu için. Zaten ben şeyden emekliyim. Hemşirelikten emekliyim. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofon. Evet. Böyle %75'inin peki yapmak istemediğim mesleği yapıyor olmasam mı? Nasıl yani? Ya biri dedi işte, ha, işte esnafım ama aynen. Esnafım falan. İnsanla uğraşmayı sevmiyorum ama esnafım. O da sertmiş harbiden. Ama belki esnaf olduktan yani senelerdir esnaflık yapıyorum.